Fenerbahçe Samandıra Can Bartu tesislerinden herkese merhaba. Sarı lacivertliler. Kayseri Spor maçının hazırlıklarına devam edecek ama öncesinde, antrenman öncesinde şu anda Kemal Ademi'nin doğum günü kutlaması yapılıyor. Sahaya bir pasta getirildi. Volkan Ballı, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu ve takım arkadaşları, teknik heyet şu anda Kemal Ademi'nin doğum gününü kutluyorlar. Ardından antrenman başlayacak. Tabii özellikle Fenerbahçe'deki geleceği de merak edilen bir isim. Kemal Ademi ara transfer döneminde gidebileceğine, kiralık olarak gönderebileceğine dair haberler çokça çıktı. Bu isimlerden, ihtimal dahilinde olan isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Kemal Ademi'nin ayrılıkların olacağını bizzat Başkan Ali Koç da ifade etmişti zaten. İki isim çok net artık. Biri Diego Perotti. Bildiğiniz gibi ameliyat olması gerekiyordu ve Finlandiya'ya, yurt dışına giderek orada ameliyatı gerçekleştirilecek. Perotti'nin haliyle Emre Belözoğlu'nun da daha önceden ifade ettiği gibi 3 ile 8 ay arasında sahalardan uzak kalması ihtimaline karşın menajerleriyle masaya oturarak sözleşmesinin sonlandırılabileceğini söylemişti Emre Belözoğlu ve artık bunun gerçekleşme ihtimalinin çok çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Büyük olasılıkla Perotti ile yollar ayrılacak. Fenerbahçe'de tabii diğer ayrılacak isimlerle ilgili şu anda net ifadeler kullanmak zor. Nabil Dirar ilk akla gelen isimlerden. Yine Emre Belözoğlu, Nabil Dirar'la da çözüm odaklı bir arayış içerisindeyiz ifadesini kullanmıştı. Takımdan ayrılmasını beklediğimiz isimlerden birisi de Dirar. Hatta Erzurumspor'la adının geçtiğini belirtelim. Öte yandan Papi Sisse'ye talipler vardı. Onlardan bir tanesi Fatih Karagümrük'tü. Fenerbahçe ile konuşuldu bu transferle ilgili olarak. Ancak neticeye ulaşmadı. Papi Sisse Karagümrük'te oynamayı istemedi. Ama transferin kalan bölümünde kendisine gelecek teklifler olursa Fenerbahçe'nin yine değerlendirmeye alacağı isimlerden biri olduğunu ifade edebiliriz. Ayrılacak isimlere bu şekilde parantezi kapatıp son noktayı koyabiliriz. Antrenman notlarından bahsedelim sizlere. Kimler var, kimler yok. Bir takım isimler geri döndü. Tolga Ciğerci dün takımla çalıştı. Dünden de bilgiler aktarmış olalım. Marcel Tisra'nın sakatlığı var. Son oynanan Sivas karşılaşmasında çok erken bir sakatlık yaşayıp maça devam edememişti. Yapılan kontroller sonrasında üst arka adalesinde ikinci dereceye yakın bir yırtık tespit edildi Marcel Tisserand'da ve yaklaşık olarak iki hafta kadar sahalardan uzak kalacak Marcel Tisserand. Fenerbahçe'de bugün antrenmanda yer almayan isimlerden biri, günü tedaviyle geçiriyor. Bunun dışında Ferdi Kadıoğlu, o da yine tedavisi süren isimlerden bir tanesi. Omzunda bulunan platinler alındı. Ferdi Kadıoğlu'nda böyle bir operasyon gerçekleştirildi ve çok uzun süre sahalardan uzak kalmayacak. Yaklaşık olarak bir hafta sonra antrenmanlara katılacak tekrar Ferdi Kadıoğlu. Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş günü yine bireysel antrenmanlarla geçirecekler. Bugün de takımla çalışamadığını belirtelim bu iki ismin. Bunun dışında geride kalan herkes antrenmanda yer alıyor. Caner Erkin'in son Sivas deplasmanında 11 başlamadığını, bunun nedeninin de bel ağrıları olduğunu belirtelim. Ancak durumu çok daha iyi. Şu anda ekranlarınıza da geliyor.
kameraman arkadaşım Yavuz Alp Yamaner. Görüntüleri sizlere ulaştırıyor. Ozan Tufan cezalıydı. Cezasını tamamladı. Kayseri Spor karşısında sahada olabilecek. Bu da Fenerbahçe için tabii ki sevindirici bir gelişme olarak göze çarpıyor. Tabii herkesin beklediği konu, Mesut Özil konusu bugün. Başkan Ali Koç da Yüksek Divan Kurulu toplantısında Mesut Özil konusuna değindi. Karantina süresi devam ediyor. Yarın tamamlanacak karantinası. Bugün bir test yapıldı, negatif çıktı. Yarın bir test daha yapılacak. O da negatif çıkarsa yarın akşam, yani pazar akşamı Fenerbahçe'nin antrenmanında yer alacak Mesut Özil. Pazartesi günü Fenerbahçe Kayseri Sporlu Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mesut Özil bu maçı büyük olasılıkla tribünden izleyecektir. Salı günü de yine Başkan Ali Koç'un ifadeleri ne olduğunu belirterek söyleyelim. Bir aksilik olmazsa Mesut Özil'e salı günü imza töreni yapılacak. Düşük bir olasılık olarak da çarşamba gününe sarkabilir dedi Başkan Ali Koç. Mesut Özil'le ilgili olarak tabii oynamasıyla ilgili sahalarda ne zaman göreceğiz, ne zaman maç kadrosuna dahil olacak soruları tamamen teknik sorular. Antrenmanlarını Arsenal'da takımla birlikte sürdürdü Mesut Özil. Haliyle sadece maç kondisyonu eksiğinden bahsedebiliriz. Takımla birlikte resmi sözleşme imza attıktan sonra çalışmalara başlayacaktır. Şahsi fikrim 30 Ocak'taki Çaykur Rizespor maçında sahada görebileceğimiz yönünde. Mesut Özil'i tabii ki ilk odak noktası şüphesiz 6 Şubat'taki Galatasaray maçı olacaktır. Mesut Özil'i o büyük derbide mutlaka ilk 11'de görebileceğimizi tahmin ediyorum ben. Hiçbir aksilik yaşanmazsa eğer. Bu arada diğer yeni transfer Atilla Szalai de antrenmanda yer alıyor. Onu da belirtelim. Son Sivas karşılaşmasında maç kadrosuna dahil edilmemişti takıma yeni katıldığı için. Büyük olasılıkla o da Kayseri Spor karşısında maç kadrosunda olacaktır. Beklentimiz bu yönde. Fenerbahçe uzun bir aranın ardından aslında eksik sayısı biraz daha azalmış bir şekilde yavaş yavaş önümüzdeki haftalara doğru yürüyüşünü sürdürüyor. Sinan Gümüş'ün form tuttuğu bir dönemde yaşadığı sakatlık talihsiz oldu tabii. Ama bireysel çalışmalara başladı. Yakın bir süreçte de takımla çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Yaklaşık bir hafta içerisinde Sinan Gümüş'ün de Gökhan Gönül'ün yine bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatmış olalım. Tolga Ciğerci orta saha rotasyonuna dahil oldu. Belirttiğim gibi Erol Bulut'un herhangi bir durumda düşünmesi halinde o bölgede bir opsiyonu daha oluşmuş oldu. Böylelikle Fenerbahçe'nin 6 maçlık bir yenilmezlik serisi var. Aslında geçen hafta Sivas deplasmanında, artık geçen hafta tabiri de kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum ama çünkü sürekli maç oynanıyor ve artık 3 günde bir oynanan maçlardan dolayı haftalar biraz karıştı. 21. haftasını oynayacak takımlar Süper Lig'de bu hafta maçların ve 20. haftada Fenerbahçe Sivas deplasmanından 1 puan çıkartmıştı. Şu anda Süper Lig'de 6 maç galibiyet serisi yakalayabilen bir takım yok. Bunu iyi anlamda ortaya koyan iki takım Beşiktaş ve Fenerbahçe 5'er maçlık galibiyet serileri yakaladılar ve 6 maçı çıkartamadı iki takım da. Yenilmezlik serisinde Beşiktaş şu anda 8 maçtır yenilmiyor Süper Lig'de ve Fenerbahçe'de hedef yenilmeden yola devam etmek, yürüyüşü sürdürebilmek. İki iç saha maçı Kayseri Spor karşılaşmasının ardından Çaykur Rizespor'la
karşı karşıya gelecek Sarı Lacivertler. Ardından bir Hatay deplasmanı. Ve sonrasında Galatasaray'la Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek Sarı Lacivertli ekip. Başkan Ali Koç transferle ilgili de konuştu. Ayrılacaklar da olacak, gelecekler de olacak dedi. Gelecek isimlerle ilgili hangi noktalara transfer yapılabilir? Bugün de Yüksek Divan Kurulu'nda söylediği bir söz vardı. Zalay, Osayi ve Mesut Özil'in isimlerini söyledikten sonra bu isimler dışında bir takviye daha yapabiliriz, gerekebilir ifadesini kullandı Başkan Ali Koç. Tabii takımdan kimin ayrılacağına bağlı olarak o bölge değişecektir ama eğer Bright, Osayi, Samuel transferini devre arasına yetiştirebilirse, Fenerbahçe QPR'ı ikna edebilirse İngiliz temsilcisini, kanat transferi yapmayacak. Ancak o bölgede, o transferde bir sıkıntı yaşanması durumunda Fenerbahçe'ye bir kanat transferi kesinlikle yapılacağını ifade edebiliriz. Bunun dışında eğer santrfor pozisyonunda Sisse ya da Kemal Adem'in ayrılması durumunda ya da kiralık gönderilmesi durumunda o bölgeye bir santrfor transferi mutlaka yapılacağını düşünüyorum. Şartlar uygun olması halinde stopere de aslında bir transfer yapma olasılığı vardı Fenerbahçe'nin ama eğer Osayi transferi gerçekleşirse belki de Fenerbahçe ve ayrılık olmazsa stoper bölgesine bir takviye daha yapabilir diyelim. Fenerbahçe'de şu anda evet, Jose Sosa da geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanın maç kadrosunda yer almıştı. Yine onun da o problemlerini biraz daha atlattığını, artık maç kadrolarında yer alacağını belirtebiliriz. Yine İsmail Yüksek kiradan geri çağrılan isimlerden biriydi. Orta saha rotasyonu bir hayli zengin şu anda Fenerbahçe'nin. Genç oyuncuları da kattığınızda ligin en sayısal anlamda en zengin orta sahasına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin şu anda Fenerbahçe Kayseri Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Birazdan artık antrenmanın basına açık olan bölümü sonlandırılacak. Biz de Samandıra Cambartu tesislerinden sizlere gelişmeleri aktardık. Yavaş yavaş yayınımızı noktalayalım. Görüntüleri sizlere Yavuz Alp Yamaner ulaştırdı. Ben Gürkan Ak'ta anlatımda sizlere yardımcı oldum diyelim. Mutlu bir akşam dileyelim sizlere.